Agalarım, herkese selamlar. 23, 24 ve 25 Temmuz 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 10 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek kuranlı tercihlerden bahsedeceğim. Sizlerden tek ricamız videoya beğeni ve yorum atmanız. Arkadaşlar bu dönemde bu maçları izlemek insanı yoruyor gerçekten. Hem canlısını yapmaya çalışıyoruz hem de ideal kuponlar ve maçları anlatmaya çalışıyoruz. Yani emeğe saygı açısından en azından bir emeğine sağlık yorumu. Ve beğeni bırakırsanız çok çok teşekkür ederim. Hatta şöyle beğenileri bir tıklatalım öyle devam edelim. Ve ilk mücadele maç skor yarışmasıyla başlayalım. İki adet maç skor yarışmamız var. Lugano Fenerbahçe maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Ve Başakşehir La Fiorta maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Bilenler arasından birer kişiyi katıl VIP gruplarımızda misafir edelim. Ve daha önce yapmış olduğumuz Young Boys'un maç skoru yarışmasında da isimli arkadaşımız kazanmıştır. Benimle WhatsApp hattına iletişime kurabilirler. WhatsApp hattımızda ekranda gördüğünüz üzere her türlü iletişime WhatsApp hattında 0534 446 5989 numaralıdan hattan açıklama ve yorumlar kısmında da zaten sabitlenmiş link de var. Direkt linki mesaj atabilirsiniz. Ve yeni bir haber vermek istiyorum. Ağustos'tan itibaren normalde gruplarımız Telegram'daydı. Ağustos ayından itibaren gruplarımız arkadaşlar e, WhatsApp'ta olacak. Onun da bilgisini vereyim. Çünkü bazı arkadaşlar Telegram'da diye katılmak istemiyordu vesaire. Ağustos ayından itibaren ve ondan sonraki süreçte artık VIP gruplarımız Telegram e, WhatsApp'ta olacak. Ekranda gördüğünüz üzere zaten gruplar da şimdiden oluşturuldu. Devam ettim. Daha önceki 19, 20 ve 21 Temmuz YouTube video raporları vermiş oldum. Bütün tercihler ideal yüksek olanları ekranda da isterseniz durdurup inceleyebilirsiniz. Gelenlere gidenlere bakabilirsiniz. Bunu da rapor olarak da ekrana koymak isterim. Misli olarak da devam ediyoruz. Aga dün tam penen mücadelesi vardı mesela. E, 1.5 üst aldım. Dakika 10'da gol attı. 13'te kırmızı kart gördü. Fakat mücadeleyi çevirmesini bildi. E, Nesine de 1.48 Avrupa'da 1.58 gibi oranı vardı zaten. 1500 misli aldık. O geldi. Dün, dün verdik mesela 2500 misli. Brom'la Hamar bir mücadelesine KG var verdik. Mesela o da gelmedi. E, maç 2-0 Hamar bir kazandı. KGS'i gelmemişti. Ama mislerimiz aynı şekilde devam edeceğini belirteyim. Aynı şekilde dünün kombinlerini göstereyim. Yani Göteborg mücadelesi vardı. Tekne olarak önermiştim. Dedim ki 2-3 gol. Alt tarafta skorumu yazdım. 1-1'lik bir, skor beklentim var. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı maç 1-1 bitti. Skoruna kadar yakaladığımız bir mücadele oldu. İdeal kupona baktığımız zaman da Aspork maçının KG varını almışız. Fakat Kupon mücadelesi de e, 1.5 üst aldık. 1-0 bitti. Bir gole buradan da ideal kuponumuz başarısız oldu. Canlı odasında izlemiş olduğumuz canlı maçları sürekli olarak da canlı yaparak ilerliyoruz. Onu geçtim. Herkes açık Telegram grubu var Açıklama yorumlar kısmında veya Telegram'a Kangal Tips ücretsiz yazdığınız zaman da bu gruba ulaşabilirsiniz. Bu grupta da devam ediyoruz ücretsiz şekilde. Hatta ekranda göstermek gerekirse Dün 2-3 tane canlı verdik. Burası ücretsiz gruptur. Şöyle Kangal Tips ücretsiz yazdığınız zaman da buraya 7000 abonesi var. Buraya ulaşabilirsiniz. Silkeborg maçı vardı. Evin bir golünü aldık. Geldi mi? Geldi. E, Ersborg mücadelesi vardı. 3. gol Ersborg aldı kaga. Geldi mi? Geldi. Viking mücadelesi vardı. İlk yarı 0.5 üst aldık. Gol 47'de geldi. O başarısız oldu. Onu da şöyle göstermiş olalım. Bu şekilde devam ettiğimizi belirtelim. Dilerseniz başlayalım. Ben de ayağa kalkayım. Anlatmaya başlayayım. Sizlerden ricamız tek Değil. Aga şöyle artı 500 yani izleyen, gören şöyle artı 500 beğeni atarsa çok çok teşekkürler. Çünkü bu maçları analizlemek, izlemek, not çıkarmak gerçekten yoruyor. Şimdi ilk mücadelemiz Karaba. Karabağ'ın geçen sezon Avrupa'da neler yaptığını görmüşsünüzdür. Neler Kuzen mücadelesinde 90'da yenilen gollerle birlikte artık kupaya veda etti. Bayer Level Kuzen'e ilk mağlubiyeti tattırıyorduk. 90'da iki tane gol dedik. Bu arada Azerbaycanlı Guem gruptaki arkadaşlarımıza hem de izleyicilere selam olsun. Şimdi Lincoln Red'de oynayacak. Lincoln Red'de Cebeli Tarık ekibi. Yani Azeriler burada rahat bir galibiyet alır diye düşünüyorum ki Avrupa'yı da önemserken. Şu yönden bir 1.32'lik, bir 35 idealden burada Karabağ'ın en az 2 gollü galibiyeti beklenebilir. Böyle bir değerlendirmem var. En az iki gollü. 2 gollü maç sonu 2.5 üst. Ha, biraz daha oran almak isteyenler varsa maç sonu 2 ve 2.5 üst yaparaktan da 1.67'ye kadar da oranı yükseltebilir. Malmö'yle Klasik mücadelesi. Malmö zaten çok ritim buldu. Son mücadelesine de 4-3 gibi skorla kazandı. Hem mislisini aldık hem ideal kombinlerimiz de vardı. canlısında da yaptık. Her türlü kazandık. Yani çok iyi bir takım. Hücum gücü çok yüksek. Burada Classic de oynayacaklar. Classic de Faroe Adalarının ekibi olduğunu belirteyim. Daha burada oran zaten gördüğünüz üzere Malmö'nün oranı yok. Burada tek alacağımız bahis ilk yarıdan bir Malmö galibiyeti olacaktır. İlk yarıyı bence Malmö kazanacaktır. Ve maç hızlı başlamasını beklersek de yüksek oranlarda da 2.16 gibi orandan da hatta 2.36 olmuş. Malmö ilk yarıdan 2 tane gol atarsa da 2.36 bir oran almış olursunuz. Sisteme eklenebilir. French Faroche'la TNC mücadelesi. French da Kadi'yi transfer etti Krasnodar'dan ki Kadi de Azerbaycanlıyı iyi bilir. Karabağ'da oynuyordu. 2 sezon oynadı ve çok büyük katkı yaptı. Krasnodar'a transfer olmuştu. French Faroş Macaristan Ligi ekibi Kadi'yi de transfer etti. 2 milyon euroya Şimdi çok e, kaliteli ağır basacaktır iseye Ben burada tekrardan ilk yarıdan bir French Forage galibiyeti bekleyeceğiz. Tek tercihim burada French Forage'ın ilk yarıdan galibiyeti. Hatta yani mücadeleyi de 3-0. Bir tane de yerse 3-1'e yarın kazanmasını bekliyorum. Lugano ile Fenerbahçe. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Hatta herkes açık grubumuz dedik ya açıklama ve yorumlar kısmında var. Ücretsizdir orası katılabilirsiniz. Orada da anket yaptım. Maç yani tercihleri yazdım birden fazla seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Dep 1.5, Mas sonu 2 vesaire. Fenerbahçe'ye güzel oran açmışlar. 1.50 küsur oranı var zaten. Biz her Fenerbahçe'ler vesaire Mas sonu 2 oynayacaktır mutlaka. Ben burada e, galibiyet bekliyorum tabii ki. Galibiyeti bekliyorum ama taraf almayacağım. E, Lugano'da ligi daha yeni başladı. İlk mücadelesini 2-1 skorla oyunu domine ederekten de kazandı. Fenerbahçe kazanabilir ama diyelim gibi tarafa girmek istemiyorum. Ben burada Fenerbahçe'nin atacağı 2 golü değerlendirdim. Deplasman 1.5 üstü 1.52 gibi orandan var. Tarafın da aynı oranı var. Ama 90 dakika galibiyet sitesi beklemektense 2 gol gelsin devam edelim. Lugano da bu arada gol bulabilir. Mücadele burada. Maç sonu 2 2.5 üstte. Bekliyorum açıkçası. Benim skor beklentim sizlere sorduk zaten ama kendi skor beklentim 2-1 Fenerbahçe galibiyeti. 2-31'de bunun oranı var. sonu 2-2.5 üstün. Maç skorlarına yoruma yazmayı unutmayınız. 24'üne geçtim. 24'ünde 3 adet mücadelem var. Pauk'la Banjaluka mücadelesi. Öncelikle Dep Basman Bosna Hersek ekibi olduğunu belirtelim. Pauk da kadrosuna 2-3 tane transfer yaptı. Ve şunu söyleyeyim geçen sezonda Yunanistan Ligi'nin şampiyonu da Pauk oldu. Kadroyu bozmazlar. Avrupa'da da ilerlemek isteyeceklerdir. Burada ilk yarıdan 1. Yani ilk yarı galibiyeti e, Pauk tarafından bekliyoruz. Fakat oran ona göre yani oran bana yetiyor derseniz böyle bir seçenek alabilirsiniz. Eğer oranı biraz daha yükseltmek isteyenler varsa Pauk tarafı hızlı başlarsa ev sahibi ilk yerden iki tane gol atarsa da oranı 2.16 idi. Şu an 2.14 seviyesinde bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Rudogorets'te de Dinamovisk mücadelesi. Burada da şöyle bir değerlendirme yapacağız Aga. Ya Ludogorets zaten bu takımın yani Avrupa'nın gediklilerinden özellikle bu turlarda iyi iş yapıyor. Kendi evindeki oynadığı önceki eleme mücadelesini 3-1 skorla kazanmasını bilmişti. Teplasman'da 1-0 yenildi. Biz burada gideceğimiz tercih ev sahibinin 2 golü olacaktır. Ludo tarafından ben e, hatta direkt maç skorunu mu söyleyeyim? 2-0, 2-1 ayarında e bir Ludo galibiyeti bekliyorum. Hatta yüksek oranlarda şöyle bir önerim olacak. Toplam gol aralı 2-3 golde kalabilir. Ludo oynamış olduğu oyundan kaynaklı. Özellikle 2'ye attıktan sonra falan yaslanması da işin cabası olduğunu belirtelim. AYK ile Inter Escalades mücadelesi. Ben deplasmana baktım. Andorra ekibi AEK'da Yunanistan'ın sağlam takımlarından ki geçen sezon Avrupa'da kimi yenmişti ya? Brighton'ı mı yenmişti? Sanırım öyle bir şey. 2-2 mi bitmişti vesaire. O maçları izlemiştik. Kadroyla iyi transferler yaptı. Eric Lamela'nın bir tane Rabona golü var. Belki oradan hatırlarsanız Eric Lamela'yı da kadrosuna kattı. Fakat bu maçta olmayacak sanırım sakat. Benim vereceğim burada tek tercih ev sahibinin İlk yerden iki tane atması muhtemelen. Ama ben ilk yere bir buçuk üst doğrudan. ilk yere bir buçuk üst olarak da bir gibi orandan ilk yerden iki gol bekleyeceğim. 25'ine geçtik. 3 adet de mücadelem var 25'inde. Molde ile Silkeborg mücadelesi. Molde yine Avrupa'da yani gösteri yapan takımlardan bir tanesi. Gövde gösteri yapan takımlardan bir tanesi. Ben buradan Molde tarafındayım. Molde'nin galibiyetini bekliyorum açıkçası. Fakat dediğim gibi galibiyete ben artık çok gönülmemeyi düşünerekten de ev sahibinden 2 gol bekleyeceğim. 1.37 bandında burada Molde'nin 2 tane golünü beklemek mantıklı. Geçtim diğer mücadele. Şerif'le Asborg mücadelesi. Ben şunu şöyle söyleyeyim. Asborg'un Şerif'i havada, karada, suda her türlü yenmesi lazım. Şerif'in ki oynamış olduğu iki mücadelede izleyen biri olarak söylüyorum. Zira diye bir takımla oynuyordu. Eleme maçında ikisini de izledim ben. Yani Elsborg'u da son dönemde çok izledik zaten. Ve şu, sadece tek şeyim şu. Yani Elsborg şu son 10-15 günde çok fazla maçı çıktı. Hem Avrupa'da elemeler, elemeler devam ediyor. Kendi ligi devam ediyor. Kendi liginde de 5 günde, 6 günde maç oynuyor bu takımlar. Elsborg'un deplasman bir yeri kazanır seçeneği varsa biz de açmamışlar ama Avrupacılar falan Elsborg burada bence bir yeri kazanır. Yüksek oranlarında bir maç sonu 2 yapılır aga. Başakşehir'le La Fiorita mücadelesi. Deplasman ekibi La Fiorita ekibi. Deplasman San Marino ekibi aga. Milli takımını zaten biliyorsunuz San Marino. Bir tane gol atsa çok seviniyorlar vesaire. Sosyal medyada şey dönüyor. Oran açık değil ama açtıkları zaman Burada Başakşehir takımı 3 farklı galibiyet veya Başakşehir'in atacağı 3 gol şeklinde değerlendirmeler yapılabilir. Bu maçın da maç skoru sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum desteklerini gelmesidir. Çok teşekkürler. Videoya like atıp kanala abone, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.